Tekrar merhaba. Geçtiğimiz bölümde Oğuz Atay'ın başyapıtı Tutunamayanlardan bahsetmiştik. Onun bir takım normalde belki de ilk karşılaşmada düşünmeyeceğimiz etkileri ve özellikleri olduğundan da bahsetmeye çalışmıştık. Şimdi bu sefer ele alacağımız kitap aslında birazcık bununla ne demek istediğimi belki de ortaya koyabilecek ve ilk iki kitabın aksine çok büyük ihtimalle bilmediğiniz bir kitap. Ve de yine ilk iki kitabın aksine bu bir edebi eser değil. Bu daha çok bir inceleme diyebiliriz, deneme diyebiliriz. Değişik bir kitap. Adı Tutunamayanların Politik Psikolojisi. Serol Teber imzalı bir kitap. Serol Teber bir psikiyatrist. 1938 doğumlu. Almanya'da da çalışmış ve nöropsikiyatri uzmanı. Aynı zamanda bir yazar aynı zamanda sınır tanımayan doktorlar ve nükleer savaşa karşı Uluslararası Hekimler Birliği üyesi olan e, ve kendisini bir tutunamayan olarak tanımlayan bir insan. Onun bu kitabı adından da anlayabileceğiniz gibi Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanına atıfta bulunuyor. Ama sadece ona atıfta bulunmuyor. Şöyle söylemek mümkün. Belki satır başları üzerinden anlatmak gerekirse kitabın bölümleri arasında şunlar var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Türklerin tarihi üzerine asıl kaynak değerlendirmesinin anımsanması. Tutunamayanların psiko arkeolojisi. Osmanlı modernleşmesinin tutunamayan ama tutunduğunu sanan iki aydını. Böyle bu şekilde 16-17 bölümden oluşan bu kitap aslında bir manada toplumumuzun kimlik krizine dair Sorular soruyor, çok da iyimser olmayan cevaplar veriyor. Okuduğunuzda tabii e, belki yaşının ve geçirdiklerinin ve olgunluğunun da etkisiyle mi diyelim, çok ümitli sonuçlara varan bir kitap değil. Bu açıdan içindeki bütün analizlere katıldığımı söylemem de mümkün değil. Fakat bu konular üzerine birazcık bile düşündüyseniz eğer, ilginizi çekebilecek çok fazla şey içerdiğini de söyleyebilirim. Yani işte Türkiye'nin bu toplumun bizlerin kimlik problemi diye tarif edebileceğimiz meseleye hem bir psikiyatrist hem bir yazar gözüyle daha önce benzerine çok rastlamadığım bir bakış ve bunu yaparken de tutunamayanlar romanına göndermeler yaparak Şimdi bu sefer buradan çok uzun bir pasaj okumak istemiyorum ama en azından neden bahsettiğimize dair yani burada yazarın bu incelemede ya da bu denemeler bütününde neden edebiyatla bir bağ kurduğuna, edebiyatçılarla bir bağ kurduğuna dair ufak bir pasaj okumak istiyorum. O da Tanpınar'ın 16 Nisan 1943'te yayınlanan bir yazısından Ahmet Hamdi Tanpınar asıl kaynak. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şu yazısını özetlemek istiyorum diyerek yazar ona yer vermiş. Bugünkü Türk ruhunun kendisini muhasırı olduğu milletlerden ayıran bir hususiliği, onun çok ferdi bir talihin sahibi yapan bir trajedisi vardır. Bu iki büyük alemin içimizde yaptığı mücadeledir. Bir yandan tarihi zaruretlerden kudret alan bir iradeyle garba gittik. Öbür yandan hakiki cevheriyle bizde konuşmaya başladığı zaman seçinde kulaklarımızı kapatmak imkansız olan bir mazinin sahibiyiz. Bu hemen hemen yalnız bize nasip olan bir tecrübe, bir imtihandır. Ve kıtaların çehresini değiştiren büyük göçler, ayrılma ve yeniden kaynaşma devirleri bir yana bırakılacak olursa ona benzer bir macerayı başka bir milletin tek başına yaşadığını görmeyiz. Sonra da bu yazıdan bir başka alıntıyla bitiriyor. Bizim için asıl olan miras ne mazidir ne de garptadır. Önümüzde çözülmemiş bir yumak gibi duran hayatımızdadır. Bunu kabul ettiğimiz zaman tarihin ve hususi coğrafyamızın bize yüklediği büyük role erişeceğiz. O zaman devamın zinciri tekrar içimizde bağlanacak ve bu muasır dünyada birleştirici çehremizle ve çehreyi teşkil eden hayat çerçevesiyle kendimize layık yeri alacağız diyor Tampınar. Ama dediğim gibi eee Serol Teber pek bu kadar iyimser değil. O daha ziyade katman katman sorundan bahsediyor kimlik problemimize dair. Ve her defasında da dediğim gibi bu kitapta aslında bu kitabın bu arada bitmemiş bir kitap olduğunu da söylemek lazım. Aslında yayını hazırlayan Ayşen Anadolu en başta diyor ki bu bizim sadece bunun üzerinde bir saat kadar konuşma şansımız oldu. Kitap bana teslim edildikten sonra bir hafta sonra e, yazar hayatını kaybetti. Ve ben de o yüzden e, o bir saatlik görüşme üzerinden e, daha fazla bir hazırlık yapamadan bu kitabı yayın hazırladım diyor. Hem bu hikayesiyle hem içeriğiyle hem edebiyata göndermesiyle bu kitabı gerçekten bu konulara kafa yoran herkese öneriyorum. Tutunamayanların politik psikolojisi. Tekrar görüşmek üzere.